Rubik küpü 1974 yılında Erno Rubik adında Macar mimar tarafından icat edilen mekanik bir bulmacadır. Küpün 6 adet yüzü vardır. Her yüzün kendi rengi vardır. Merkezdeki karenin rengi neyse kalan aynı renklerde bu merkezin çevresinde toplanarak çözme işlemi yapılır. Küpün her yüzünde 9 kare olmak üzere alanı toplam 54 kareden oluşur. Küpü karıştırarak 43 kentilyon farklı konuma getirebilirsin. Bu büyüklükte permütasyona sahip bir küpü çözmek için algoritma kullanmak şarttır ve bugüne kadar birçok çözüm yöntemi bulunmuştur. En popüler yöntem David Sinkmaster tarafından geliştirilmiştir. Bu çözümde küp seviye seviye çözülüyor. Önce üst seviye, sonra orta, en son olarak da alt seviye çözülüyor. Küpün daha kısa sürede çözülebildiği CFOP sistemi Jessica Friedrich tarafından geliştirilmiştir. Bu yöntemde önce artı yapılır, sonra ilk iki katman yapılır, daha sonra son katmanın yön değiştirmesi yapılır ve en son olarak da son katmanın yer değiştirmesi yapılarak küp tamamlanır. 1981 yılında bir küpü tamamlamak için en az 52 hamle kullanılmaktayken, bu sayı 1990 yılında 42'ye, 2000 yılında 29'a, 2008 yılında 22'ye ve en son olarak da 2009 yılında Google tarafından yapılan hesaplama sayesinde 20'ye indirilmiştir. İzlemekte olduğun giriş videosunun ardından toplam 10 videodan oluşan serinin diğer videolarında Friedrich sistemi kullanılarak anahtar deliği yani keyhole yöntemiyle 3x3x3 Rubik küpü çözme aşamalarını görebilirsin.